İkinci parta hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama ilk videoyu izlemediyseniz olayları daha iyi bir şekilde anlayabilmeniz için mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk videodan hatırlarsanız doktor dediğimiz bu kişi Clara'ya bir mail atmıştı. Ve kendisinin ormanın içerisinde bir kulübe evi ayarladığını ve onun çocuklarla birlikte bir süre boyunca bu evde inzivaya çekilmesi gerektiğini söyledi. Yani bu çocukların eğitimi için onların karakteri üzerinde oldukça etkili bir süreç olacaktı. Clara bu durumu Katrina ile paylaştığında Katrina hemen bunu kabul etti. Evet, çocukların sıkı bir eğitime ihtiyacı vardı ve bu yüzden de hemen toparlandılar ve doktorun kendileri için ayarlamış olduğu ormanın içerisindeki bu kulübe eve gittiler. Bu kulübe eve Clara, ablası Katrina, Clara'nın oğulları Jakob ve Andrei ve 13 yaşındaki Enika'nın dışında Nancy teyze de gitmişti. Ve bu grup ormanın içerisindeki bu eve vardıklarında kendilerini iki erkek beklemekteydi. Bu beylerin adı ise Jan Turek ve Jan Skartaydı. Ancak bu tabii ki doktorun maillerinde belirtmiş olduğu üzere bir eğitim kampı değildi. Tam tersine bu kulübe eve geldikleri ilk andan itibaren Andrei ve abisi Jakob tamamen kıyafetlerinden çıkartıldılar ve köpeklerin kapatıldığı bir kafese kapatıldılar. Aynı zamanda çığlık atıp ses çıkartmamaları için elleri, ağızları ve gözleri de sıkı sıkıya bağlanmıştı. Çocuklar sonraki 12 gün boyunca burada bu şekilde bir kafesin içerisinde kendi hallerine bırakıldılar. Zaman zaman kendi aralarında dövüştürülmeye zorlanıyorlardı. Hatta bir köpek gibi yemek yemeleri için yiyecekleri yemek bile bir tasın içerisinde kafesin altından onlara sunuluyordu. Çocuklar buradan her çıkartıldıklarında tekme tokatlarla, kemerlerle, zincirlerle cezalandırılıyorlardı. Hatta bizzat kendi anneleri tarafından kaynar suyun içerisinde yıkanıyorlardı. Ve bu kampın ilerleyen günlerinde bizzat çocukların öz annesi olan Clara bu kafesin içerisine girdi ve çocukların kaba etlerinden parçalar bölerek kulübeye geri dönüp diğer grup üyeleriyle birlikte bu parçaları yedi. Hatta bu parçaları sadece bu grup üyeleri yememişlerdi. Aynı zamanda kopartılan parçalar çocuklara da zorla yedirtilmişti. Yani çocuklar bizzat kendi annelerinin kendi vücutlarından koparttığı parçaları, yani kendi vücut parçalarını yemek zorunda bırakılmışlardı. Hani Nancy teyze çocukların hiçbir kötü muameleye maruz kaldığını görmediğini iddia etmişti ya, işte o da o kulübe evinde çocukların maruz kaldığı her şeyi birebir görmüş. Hatta bunun bir parçası olmuştu. Çocuklar ormanın içerisindeki bu evin içerisinde, yani daha doğrusu bir köpek kafesinin içerisinde yaklaşık 12 gün geçirdikten sonra Clara ve Katrina çocukları tekrardan yanlarına alarak evlerine geri döndüler. Ama bu eğitim kampından sonra her şey daha da hızlı bir şekilde daha da kötüye gitmeye başlamıştı. Clara artık çocuklarına karşı her zamankinden daha gaddar, her zamankinden daha kötü, daha cezalandırıcı bir haldeydi. Katrina da ona yardımcı oluyordu. Hatta zaman zaman bu eve gelip gidenler de olmaya başlamıştı. Yani bizzat Clara başkalarının da yardımıyla hayatı çocukları için bir kabus haline çevirmeye başlamıştı. Sonraki süre zarfı içerisinde Katrina Krim kentinden bir ev bulduğunu söyleyerek aileyi o şehirdeki başka bir eve taşıdı. Bu taşınmadan sonrasında ise özellikle Andre için hayat çok daha kötü bir yöne doğru gitmeye başlamıştı. Çünkü annesi Clara daha taşındıkları ilk gün Andre'yi evin içerisindeki merdivenlerin altındaki bir dolaba kilitledi. Bundan sonraki süreyi Andre tamamen bu dolabın içerisine geçirecekti. Yeme içmesini, boşaltımını, her şeyini bu odanın içerisinde gerçekleştirmek zorundaydı. Annesi durmadan onu hırpalıyordu, vücudunda sigaralar söndürülüyordu. Gerçekten çok kötü bir muameleye maruz bırakılıyordu. Ve yani gerçekten çok bakımsız ve çaresiz bir haldeydi. Annesi ona sadece hayatta kalmasına yetecek kadar yemek veriyordu. Dahası sağırlık teşhisi konulduğundan ötürü evden eğitim alması gereken bir çocuk olduğu için kimse onun yokluğunu sorgulamıyordu. Kimse onun hakkında bir bilgi alamıyordu. Yani gerçekten her iki çocuk da tamamen annelerinin insafına kalmış bir haldeydi. Bu dönemde ne Clara ne de çocuklar dışarıdan hiç kimseyle iletişime geçmiyordu. Kendi yakın çevreleri ve aile üyeleri de olmak üzere.
Çocukların bu evin içerisindeki çilesi 7 Mayıs 2007 tarihine kadar devam etti. Biliyorsunuz ki 7 Mayıs 2007 tarihinde Edward Hardy kendi bebeğinin odası için kameralı bir bebek telsizi almıştı ve çocukların, yani özellikle Andre'in maruz kaldığı durumu kendi televizyonunda görüntülemeyi başarabilmişti. Çünkü aynı zamanda Andre'in bu muameleleri gördüğü odanın içerisinde de annesi ve teyzesi tarafından yerleştirilmiş bir kamera sistemi vardı. Yani çocukların bu evin içerisinde görmüş olduğu tüm bu muamele kendi annesi ve teyzesi tarafından kayıt altına alınıyordu. Peki bunun sebebi neydi? Gerçekten inanamayacaksınız. Ama bir şekilde Edward Hardy bu görüntüleri gördükten sonra polislerle iletişime geçti ve videonun başından da hatırlarsanız Clara polisleri kapıdan çevirmişti. Polisler Clara'nın kapısından dönüp tekrardan Edward Hardy'nin evine geldiklerinde adam onları durdurdu ve dedi ki, "Hayır, sizin aradığınız çocuk Clara'nın evinde. Çünkü siz onunla görüşmeye gittiğinizde görüntülerden sizin sesinizi duydum." İşte bu yüzden polisler daha bir arama izni çıkmadan, ellerinde somut bir kanıt olmadan tekrardan aynı gün içerisinde Clara'nın evine geri döndüler ve kadın her ne kadar onları engellemeye çalışsa da onun evine girip aramaya başladılar. Evin içerisi oldukça temiz görünüyordu. Çünkü o esnada evde sadece Clara, evlatlık kızı Annika ve ablası Katrina vardı. Ve gerçekten de Clara'nın iddia ettiği gibi 13 yaşındaki Annika polisleri görür görmez saldırganlaştı ve ortalığı birbirine vermeye başladı. Ağlıyordu, kendisini yerlere atıyordu. Fakat polisler yine de bu garip durumu görmezden gelerek evin içine aramaya başladılar. Ve evin içerisindeki merdivenlerin altındaki kilitli bir dolap dikkatlerini çekmişti. Clara'ya bu dolabı açmasını söylediklerinde Clara bu dolabın ev sahibine ait olduğunu, taşındıkları ilk günden itibaren kilitli olduğunu ve ev sahibinin kendilerini sıkı sıkıya bu dolabı açmamaları konusunda tembihlediğini iddia etti. Fakat polisler yine de tüm bunlara inanmadılar ve hemen itfaiye ekiplerini arayarak bu dolabın kilidini açtırdılar. İtfaiye ekibi dolabın kilidini açmaya çalıştığı esnada Clara'nın ve Katrina'nın soğukkanlılığı birdenbire buhar olup uçmuştu. İki kadın da Annika ile birlikte ortalığı birbirine vermeye ve gürültü çıkartmaya başladılar. Yani polisler işlerini yapamasın diye ellerinden geleni yapıyorlardı, ağlıyorlardı, onları evden çıkartmaya çalışıyorlardı. Fakat itfaiye ekipleri dolabın kilidini kırıp kapağını açtıklarında o korkunç manzarayla karşılaştılar. Merdivenin altındaki o küçücük odanın içerisinde küçük, savunmasız bir çocuk çaresiz bir halde onlara bakmaktaydı. Yani çocuk ne olduğunu bile farkında değilmiş gibi görünüyordu. Clara ise polislere bu çocuğun kendisinin 8 yaşındaki oğlu Andre olduğunu söyledi. İddialarına göre küçük çocuk sağırdı ve burada kendisi oyun oynamak için kalıyordu. Fakat çocuğun hali o kadar kötüydü ki, yani üzerinde hiçbir kıyafet yoktu. Odanın içerisi gerçekten çok kötü kokuyordu. Zaten odanın her yerinde böyle dışkılar ve kusmuk kalıntıları vardı. Ve çocuğun vücudunda da böyle gözle görülebilecek şekilde birçok yara ve darp izi vardı. Yani herhangi bir çocuk bu odanın içerisinde kendi isteğiyle kalmak istiyor olamazdı. Bu yüzden de Clara'nın tüm itirazlarına rağmen polisler evde buldukları Andre'yi, 13 yaşındaki Annika'yı hemen sahiplendiler ve Sosyal Hizmetler Kurumu'na götürdüler. Clara ve ablası Katrina ise olay yerinde tutuklandılar ve gözaltına alındılar. Sonraki süre zarfı içerisinde Clara ve Katrina birbirlerinden gerçekten çok farklı ifadeler vermişlerdi. Teyze Katrina, Andre'in o merdivenin altında kendi isteğiyle kaldığını, çünkü yeğeninin gerçekten bir Harry Potter fanı olduğunu, bu yüzden de zamanının büyük bir kısmını orada geçirdiğini, birçok oyununu orada oynamak istediğini söylemişti. Polisler çocuğun mevcut durumunu ona sorduklarında, yani madem kendi isteğiyle orada oyun oynamak istiyordu, neden dolabı onun üzerine kilitlediniz ve neden o kadar bakımsız bir haldeydi diye sorduklarında Katrina buna bir yalan uyduramadı ve susmayı tercih etti. Aynı sorular Clara'ya sorulduğunda ise, yani kendi çocuğunu neden dolaba kilitledin, neden öyle bir muamelede bulundun dendiğinde ise Clara oldukça soğukkanlı bir şekilde "Boş versenize, anlatsam da anlamayacaksınız" demişti. Zaten aynı gün içerisinde Clara'nın en büyük oğlu Jacob da okul çıkışında sosyal hizmetler yetkilileri tarafından alındı ve Sosyal Hizmetler Kurumu'na götürüldü.
Enika hariç diğer çocuklar oldukça ılımlı, oldukça anlayışlı görünüyorlardı. Polislere hiçbir zorluk çıkartmıyorlardı. Enika da onlarla hiçbir iletişime geçmeden sadece oturduğu yerde resimler çiziyordu. Fakat akşam olduğunda Andrei birdenbire çıldırmaya başladı. Etrafa saldırıyordu, etrafındaki herkesten korkmaya başlamıştı ve yetkililere durmadan "öldürün beni, öldürün beni" diye bağırıyordu. Ancak çocukların Sosyal Hizmetler Kurumu'ndaki 3. gününde gerçekten çok garip bir gelişme yaşandı. 13 yaşındaki Enika birdenbire arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu ve odanın içerisindeki açık bir camdan kaçtığı iddia ediliyordu. Gerisinde sadece 3 gün boyunca çizmiş olduğu resimler vardı. Fakat yetkililer bu resimlere baktıklarında gerçekten şok oldular. Çünkü bu resimler hiç de 13 yaşındaki bir çocuğun çizebileceği tarzda resimler değildi. Bu bile yeterince garipken yetkililer onun ilk başlarda çok uzaklaşamayacağını düşündüler. Yani 13 yaşındaki bir çocuk hiçbir destek almadan, kimseye yardım etmeden nasıl kimseye görünmeden uzaklaşabilirdi? O yüzden onu yakınlarda bir yerde bulacaklarını düşünüyorlardı ama hiç de onların düşündükleri gibi olmadı. Çünkü Enika gerçekten sırra kadem basmış bir haldeydi. Bu yüzden de yetkililer sırf belki gören biri çıkar umuduyla küçük kızın fotoğraflarını medyaya servis ettiler. Ama bu noktada bir garip gelişme daha yaşandı. Çünkü Enika'nın medyaya servis edilen fotoğraflarını gören insanlar birer birer yetkilileri aramaya başladılar ve durumu ihbar etmeye başladılar. İhbarcıların iddialarına göre Enika olarak medyaya servis edilen bu fotoğraflardaki kişi 13 yaşındaki küçük bir kız çocuğu değildi. Tam tersine 32 yaşındaki Barbara adında bir kadındı. İhbarcılar Barbara'yı birebir bir şekilde tanıdıklarını iddia ediyorlardı ve iddialarına göre Barbara 32 yaşındaki bir pedagogtu. Hatta Katrina'nın çalıştığı yuvada çalışmakta olan bir kadındı. Hatta Katrina ve Nancy teyze ile aynı üniversitede okumuştu. Bu iddialar Katrina'ya sorulduğunda kendisi sessiz kalmayı tercih etti. Ancak Clara'ya sorulduğunda Clara sesli bir kahkaha atarak "bu kadar absürt bir iddia duymamıştım. Ben hem Barbara'yı tanıyorum hem Enika'yı tanıyorum ve inanın bana her ikisi de birbirlerinden tamamen farklı kişiler" demişti. Enika'nın medyaya servis edilen fotoğraflarını görenlerden biri de Bordon Zazonova adında bir kadındı. Bu kadın da fotoğrafları görür görmez polislerle iletişime geçmişti ve fotoğraflardaki bu kızın kendisinin yıllar önce kaybetmiş olduğu kızı olabileceğini iddia etmişti. Fakat kadının bu iddiasıyla birlikte gerçekten Enika çok garip bir adım attı ve polislere yaklaşık 10 sayfalık bir mektup yazdı. Bu mektupta ise Enika açık açık şunları dile getiriyordu. "Ben o zavallı kadının kızı değilim. Ben annemi ve babamı kaybettim ve bana bu dönemde Clara sahip çıktı. Clara bana baktı, beni büyüttü. O gerçekten de çok iyi bir kadındır. Ama siz onu tutukladınız. Ben buna gerçekten çok üzüldüğüm için kaçma gereği duydum. Ayrıyeten Andrei ve Jakob başlarına gelen her şeyi hak ediyorlardı. Onlar bana kötü davranıyorlardı. Clara ve Katrina'ya gerçekten çok kötü davranıyorlardı. Onları sizi öldüreceğiz diye tehdit ediyorlardı. Ve Clara sadece oğullarını eğitmek için, onları terbiye edebilmek için onları kilitliyordu. Onlar bize zarar vermesin diye onları kilitliyordu" demişti. Yani evet, söylemleri oldukça garipti. Sanki Clara ve Katrina'yı temize çıkartmaya çalışıyormuş gibi görünüyordu. Ama yetkililerin dikkatini çeken şey ise şuydu ki hiçbir 13 yaşındaki çocuk yaklaşık 10 sayfa boyunca hiçbir hata yapmadan bu kadar nizami bir şekilde bir mektup yazamazdı. Ama yine de ne kadar ararlarsa arasınlar, yetkililer hiçbir yerde ne Barbara adındaki kadını ne de Enika'yı bulamadılar. Ancak 15 Haziran 2007 tarihinde 13 yaşındaki Enika kimliğiyle bilinen Barbara, yeni pasaport başvurusu yapmak için Danimarka'nın Çek konsolosluğuna başvuruda bulundu. Hatta buraya da yalnız başına gelmemişti. Yanında babası Josef ve Vlaslav adında bir adam ona eşlik etmekteydi. Hatta Barbara burada bir basın toplantısı bile düzenledi. Evet, kendisi 13 yaşında küçük bir kız çocuğu değildi, Enika değildi. Kendisi 32 yaşındaki Barbara'ydı, bir pedagogtu. Ve tüm bunları yapmasının hiçbir art niyetli tarafı yoktu. En başından itibaren büyümeyi kabullenememiş bir insandı. Kendisini her zaman için 13 yaşındaki küçük bir kız çocuğu olarak görüyordu. Ve bunu da şu metaforla özetlemişti. Nasıl ki trans bireyler içinde
içinde bulundukları bedeni kabul edemiyorlardı. Kadınlar erkek gibi, erkekler de kadınlar gibi yaşamak istiyordu. İşte kendisi de bir yetişkin olarak bir çocuk gibi yaşamak istemişti. Yani bir anne babanın sorumluluğunda olan, çocuklarla oyun oynayan, resimler çizen küçük bir çocuk olmak istemişti. Dahası bir pedagog olarak bir yuvada çalışması da onun içindeki bu arzuyu günden güne kamçılamaya başlamıştı. Yani çocuklar oyun oynarken onları izleyen kişi olmak istemiyordu. Onlarla birlikte oturup oyunları oynayan, onlardan biri olmak istiyordu. Hatta bu yüzden psikoloğa bile gitmişti. Fakat içerisinde bir çocuk vardı ve bu çocuk daha fazla dışarıda vakit geçirmek istiyordu. Bu durumu iş arkadaşı Katrina ile paylaştığında Barbara'nın iddialarına göre kendisini anlayan ilk ve tek kişi Katrina olmuştu. Katrina Barbara'ya, "Evet, sen haklısın. Bir çocuk gibi yaşamak istiyorsan o zaman öyle yaşa. İstiyorsan senin için bir anne bile bulabilirim." demişti ve onu kız kardeşi Clara ile tanıştırmıştı. Böylelikle Barbara ve Katrina bir olarak hem Clara'yı hem de çevrelerindeki herkesi kandırmaya başladılar. Gerçekten çok iyi bir iş çıkartmışlardı. Öyle ki Enika'nın evlatlık işlemlerinden sorumlu duruşma hakimi daha sonrasında yetkililere gerçekten de duruşma boyunca, yani yaklaşık 2,5 saatlik süre zarfı içerisinde karşımda küçük bir çocuk vardı. Onun yetişkin biri olduğuna asla inanmam demişti. Ama bu durumda irdelendiğinde fark edildi ki evlatlık işlemleri esnasında Enika'dan alınan DNA örnekleri ve daha sonrasında Clara'nın evindeki Enika'nın DNA örnekleri birbiriyle eşleşmiyordu. Yani evlatlık işlemleri esnasında Enika olarak tanıttıkları insan başkaydı. Clara'nın evinde onun çocuklarıyla birlikte, onun ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Enika bambaşkaydı. Peki evlatlık işlemleri esnasında DNA örneklerini kullandıkları küçük kız kimdi, neredeydi ve şu anda güvende miydi? İşte esas soru buydu. Ama sonrasında ortaya çıktı ki Barbara aslında bir tarikat mensubuydu ve bu tarikatın da hem kurucusu hem de yöneticisi kendi babası Yosef'ti. Ve evlatlık işlemleri esnasında DNA örnekleri kullanılan küçük kız çocuğu da yine bu tarikat üyelerinin müritlerinden birinin kızıydı. Victor adında bir adamın kızıydı. Hala hayattaydı, güvendeydi. Yani sadece DNA örnekleri ve varlığı kullanılmıştı. Sırf bu evlatlık işlemleri tamamlanabilsin diye. Fakat sonrasında tekrardan ailesinin yanına geri dönmüştü. Ve şunu da eklemek istiyorum ki Barbara Çek konsolosluğunda gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısından sonra gayet pişkin bir şekilde saçından bir teli koparttı ve gerekli incelemeleri bununla yapabilirsiniz dedi. Polisler için ise söylediği şey şuydu: beni ne zaman isterseniz bulabilirsiniz. Hiçbir şeyden kaçmıyorum. Ben hiçbir çocuğa zarar vermedim. Ben sadece küçük bir kız olarak yaşamak istedim demişti. Yani çocukların başına gelen hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyordu. Fakat eğer beni cezalandıracaksanız sadece bir çocuk olmak istediğim için cezalandırabilirsiniz demişti. Ve olay yerini elini kolunu sallayarak hiçbir şey olmamış gibi, tüm bunlarda onun hiç payı yokmuş gibi terk etmişti. Ancak polisler tekrardan onunla iletişime geçmeye çalıştıklarında tahmin edersiniz ki Enika'yı, yani daha doğrusu Barbara'yı hiçbir yerde bulamadılar. Yani bir kez daha izini kaybettirmeyi başarmıştı. Fakat polisler onunla iletişime geçmeye çalıştıklarında Barbara polislere bir mektup daha gönderdi ve bu mektupta yetkililere "boşuna aramayın, Enika öldü" yazmıştı. Ancak bundan hemen sonra 5 Ocak 2008 tarihinde Oslo'da bir araç kiralama şirketinde Mikarika adında bir adam 13 yaşındaki bir oğlan çocuğunu kaçırmaktan ötürü tutuklandı. İddialara göre bu adam 13 yaşındaki küçük bir erkek çocuğunu sosyal hizmetlerle gezdiği esnada alıkoymuştu. Yani sosyal hizmetler kurumunun yanından alıp götürmüştü izinsiz bir şekilde. Peki alıp götürdüğü bu çocuk kimdi? Bu çocuk iddialara göre Martin Farnell'ın 13 yaşındaki oğluydu. Ve yine iddialara göre kendisi zamanında babasının CS'sine maruz kalmıştı. Bu yüzden de babasını hapse göndermişlerdi. Onu da sosyal hizmetler kurumuna göndermişlerdi. Fakat öğretmenlerin iddialarına göre bu küçük oğlan çocuğu gerçekten çok garip bir çocuktu. Yani çevresindeki kimseyle iletişime geçmiyordu. Gözlerinin altı her zaman mordu. Ve her zaman için yaşından daha büyük görünüyordu. Hatta karşısındakinin gözlerine böyle o kadar net ve o kadar derin bakıyordu ki asla 13 yaşındaki bir çocukmuş gibi görünmüyordu. Ve bu çocuk bir gün
sosyal hizmetlerdeki yetkililer ve diğer çocuklarla birlikte dışarıya gezmeye çıktığı esnada, yani böyle işte hepsi bir grup halinde yürürlerken birdenbire yolun karşısına doğru koşmaya başladı ve yolun kenarında duran bir arabanın içerisine atlayıp bu arabayla birlikte uzaklaştı. Yani birileri onu kaçırmış gibi görünmüyordu. Sanki kendisi kaçmış gibi görünüyordu. Ama yetkililer onun 13 yaşında küçük bir çocuk olduğunu düşündükleri için onun tehdit altında olabileceğini düşünmüşlerdi. İşte bu yüzden de onu alıkoyduğu iddia edilen Mikarika adındaki adam araç kiralama firmasında tutuklandı ve bu çocuk da yetkililer tarafından aracın içerisinde anında bulundu. Yetkililer aracın kapılarını açtığında ve bu küçük çocuğu aracın içerisinden indirdiklerinde araçtan inen kişi 13 yaşında bir oğlan çocuğu değildi. Barbara'ydı. Bu sefer de başka bir çocuğu taklit ediyordu. Başka bir çocuğun yerine geçmeye çalışmıştı. Başka bir çocuğun hayatını yaşamaya çalışmıştı. Peki kendisi tek başına, yani 13 yaşındaki bir çocuk gibi davranarak nasıl bu kadar çok bağlantıyı harekete geçirebiliyordu? Nasıl devleti, yetkilileri, bütün bu sistemi kandırmayı başarıyordu? İnsanları nasıl parmağının ucunda oynatmayı başarabiliyordu? İşte burası gerçekten çok garipti ve belli ki ona yardım eden birileri vardı. Ortaya çıktı ki Katrina'nın, Barbara'nın, hatta Nancy teyzenin çalıştığı yuva aslında Barbara'nın babasının tarikatına aitti. Yani tamamen onun kontrolündeymiş gibi görünüyordu. Hatta buradaki yetkililer her bir çocuk için aslında olmayan sahte belgeler düzenlemişti. Ve bu belgelere göre çocukların aslında hiç sahip olmadığı hastalıklara sahip olduğunu söylüyorlardı. Ve bu çocuklardan biri de tabii ki Andre'ydi. Andre aslında sağır bir çocuk değildi fakat bu belgelerde onun sağır olduğunu yazmışlardı. Ve onun evden eğitim almasının daha uygun olduğunu dile getirmişlerdi. Yani bir şekilde çocuklar üzerinden garip ve dehşet verici bir şeyler yapmaya çalışıyormuş gibi görünüyorlardı. Ortaya çıkan bunca bilgiyle birlikte tabii ki hemen çocukların annesi Karina, teyze Katrina, Katrina'nın arkadaşları Barbara ve Nancy teyze ve bunlarla birlikte daha öncesinde ormanın içerisindeki kulübe evde onlara eşlik eden Jan Turek ve Jan Skarta hemen gözaltına alındılar. Jan Turek ve Jan Skarta da yine aynı şekilde bu tarikatın üyelerinden biriydi. Hatta biri Barbara'nın erkek kardeşiydi, diğeri ise tarikatın müritlerinden biriydi. Bu insanlar sorgulandıklarında video boyunca anlattığım birçok detay ortaya çıkmaya başladı. Tüm bunlarla birlikte Clara'da histeroid kişilik bozukluğu tespit edildi. Yani kendisi manipüle edilmeye gerçekten çok açık bir kadındı. Ve kendisini en iyi şekilde tanıyan, kendisinden 2 yaş büyük ablası Katrina, onun bu yönünü çok iyi bildiği için onu sürekli çocukları üzerinden manipüle etmişti. Öte yandan Katrina'da ise antisosyal kişilik bozukluğu tespit edilmişti. Ve tabii ki çocuklar üzerinde bir takım cinsel saplantıları olduğu tespit edilmişti. Yani aslında tüm bunları en başından itibaren kendi sadist duygularını tatmin etmek için yapıyordu. Ve şu detayı da vermek istiyorum ki Clara'ya mail yoluyla durmadan çocuklarına zarar vermesini tembihleyen doktor da Katrina'nın, yani çocukların teyzesinin ta kendisiydi. Sırf Clara'yı daha kolay manipüle edebilmek için ona defalarca kez doktor adı altında çeşitli mailler atmıştı. Ve bunu yaparken kendisini hiçbir şekilde suçlu hissetmemişti. Son derece soğukkanlıydı. Ancak tüm bunlarla birlikte çocukların teyzesi Katrina 10, anneleri Clara 9, Nancy teyze ve Jan Skarta adındaki adam 7, Jan Turek ve Barbara 5 yıllık hapis cezaları aldılar. Gerçekten cezalar korkunç, yani hatta komik. İki tane çocuğun ve belki de çok daha fazla çocuğun hayatlarını mahvettikten sonra en çok cezayı alan kişi sadece 10 yıllık bir hapis cezası aldı. Andrei ve abisi Jakob evet hayatta kalmayı başardılar, yaşamayı başardılar. Fakat yetkililer tarafından anneannesi ve dedesinin yanına gönderildiler. Çünkü o dönemde babaları işsizdi ve onları sahiplenmek istemedi. Anneleri Clara sadece 5 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı ve tekrardan çocuklarıyla iletişime geçmeye çalıştı. Ve işin garip kısmı da şuydu ki çocuklar da anneleriyle tekrardan iletişimlerini düzeltebilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yani gerçekten de annelerini affetmeye çalışıyormuş gibi görünüyorlardı. Tüm bunlarla birlikte
bu olaya karışan diğer isimler de, yani ceza alan diğer isimler de 10 yıl içerisinde serbest kaldılar ve sosyal hayatın içerisine geri dönerek kimliklerini, izlerini kaybettirmeyi başardılar. Peki tüm bu insanların çocuklara böylesine kötü muamelede bulunma sebepleri neydi ve tüm bunları yaparken onları neden kayıt altına alıyorlardı? İşte bu noktada şöyle bir teori var ki, Clara ve Katrina çalışmadıkları halde, düzenli bir işleri olmadığı halde iki evleri vardı ve bu evlerden kira alarak geçimlerini sağlıyorlardı. İşte bu yüzden yetkililer düşünüyor ki Clara, Katrina, Barbara ve Nancy teyzenin üyesi oldukları bu tarikat aslında çocuklar üzerinden saplantılı düşünceleri hayata geçiren, bunları kayıt altına alan ve diğer sapık insanlara para karşılığında satan insanlardı. Yani gerçekten de TikTok'ta görmüş olduğum o 1 dakikalık videonun altından böylesine korkunç, böylesine karmaşık bir hikayenin çıkacağını ben tahmin dahi edemezdim. Sizler bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Ama benim bugünlük anlatacaklarım buraya kadardı. Eklemek istediklerinizi, düzeltmek istediklerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.